Turgutlu'nun şiddetle puana ihtiyacı vardı. Buraya puan ve puanlar almaya geldiler. Hep bir spekülasyonlar yaratıldı. Yok eksik geldiler, yok şu geldiler. Bugün eksik diye bir şey yok. Ben aynı geçen hafta da sizlere söyledim. Elinde bir kadron varsa o kadronla gelip maçını oynayacaksın. Puanını alıp gideceksin. Onlar da o niyetle geldiler buraya. Yani biz o kadar da oyuna çok iyi başladık. Oyuna çok iyi. İstediğimiz gibi başladık. Taktiksel çalışmamızı bir 20 dakika yerine getirdik. Ama ondan sonra ne hikmetse rakip çok iyi pas yapmaya başladı. Biz sadece rakibin arkasından, topun peşinden koşmaya başladık. Başladığımız için yorgunluk bitti. Yorgunluk bitince de ister istemez kademe ve olumsuzluklar başladı. Onun için yani bu eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi tamamlayacağız. Biz sadece bir 3 puan aldık. Bir de çocuklarımı kutluyorum. 4 maçtır 10 puan yaptık. En azından şunu çocuklarımda görüyorum. İstek ve arzularını, coşkularını görüyorum. Kaybetmemeyi, gol yememeyi görüyorum. Bu bizi mutlu ediyor. Kaybetmeyi bir kere kendilerine, kazanmayı kendilerine aşıladık. Ben buraya geldiğimde evlatlara dedim ki arkadaşlar ne olursa olsun biz ne mağlup buradan gideceğiz. Zor maçlar oynayacağız. Bunlar hep karşılıklı, bunlar hep hazırlıklı olacağız. Ama sizler saha içerisinde aile ortamını, birlikte mücadele ettiğimiz, birlikte düşündüğümüz süreç içerisinde bu işin üstesinden geliriz. Şükürler olsun şu ana kadar maç kaybetmedik. Maçlarımızı kazandık. Kazanmaya devam edeceğiz. Bazen olumsuz oynuyoruz, olabiliyor ama önemli olan 3 puan. 3 puanı hanemize yazdırdık. En azından yukarıyı koparmadık. Bizim için şu 3-4 maçlık süreç çok önemliydi. Çünkü sakatlarımız vardı, hastalarımız vardı. Transfer, eksimet transferler de geldi, yeni transferler de geldi. Onlarla birlikte takımı yavaş yavaş oturtacağız. Daha iyi top oynayan hem şehir yönünden hem taraftarımızı hem sizleri mutlu etmek adına daha iyi oyun oynamak adına çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Daha ufak ufak futbol oyun felsefemizi tam istediğim gibi yerleştiremedik. Duran topları çalışamıyoruz. En azından çalışma imkanı bulamadık. Biz sahada, sağlıklı bir sahada hep halı sahada çalıştık. İki sefer burada sahada çalıştık. O da hava soğuk. Taktiksel çalışması yapıyoruz ama duran top çalışamıyoruz. Onun için o imkansızlıklarla birlikte buraya kadar geldik. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Çocuklarımı alnından öpüyorum, kutluyorum. Hani benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin sorularınız varsa buyurun. Hocam son maçlarda hep tek kale oynuyorlar. Biz hep defansa çekip oynuyoruz ve karşı tarafın hata çok oluyor. Evet. Ya o şu. Yani bizim tasvir ettiğimiz bir oyun sistemi. Biz zaten her zaman söylüyoruz. Oyunu ikinci bölgeye yıkalım. Savunmayı çıkaralım. Orta sahada gelen adamları karşılarım ama maalesef öne geçtiğiniz zaman bu futbolcunun içgüdüsünde olan bir olay. Siz ne kadar bağırırsanız, ne kadar söylerseniz söyleyin, ister istemez o skoru korumak adına kapanıyoruz. Bizim bu Türk futbolunun sıkıntısı, sadece bizim değil. Seyrediyorsunuzdur muhakkak, hep yaşanıyor bunlar yani. Biz bunları futbolculuk dönemimizde de yaşadık. Şimdi de yaşıyoruz, diğer kulüplerde de yaşıyoruz. Bunu aşmamız için daha o kültüre gelemedik. Onu yavaş yavaş aşmamız lazım. Tabii o ne kadar yaparsak yapalım, o futbolculardaki o psikolojik olayı yok edemiyoruz. Yok edemiyoruz. Onun için yaşadığımız sıkıntılar bunlar. Hocam Kutlu'ya oynayan Şehrivan TV. Hocam 4 maç 10 puan. Evet. Hazır.